Arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma kısa bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoma geçmeden önce ülkemizde son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarından dolayı tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum ve zaman kaybetmeden patiğimin yapılışına geçiyorum. Patiğimiz 5 şiş bir patik modeli ve sadece ayak bileği kısmına kadar ufak bir modelimiz var ve kalan kısımlarda düz bir şekilde devam ediyor. En son patiğimizin arka topu kısmında bu şekilde kestikten sonra patiğimizi tamamlıyoruz. Benim vermiş olduğum sayılar 37 için uygun. Büyütmek isteyen arkadaşlar burun kısmındaki ilmek sayısını 1 veya 2 ilmek fazla başlayabilirler. Ayrıca patik üzerindeki modelin şemasını tekrardan ben Instagram sayfamda paylaşımını yapacağım. Dileyen arkadaşlar bu kısmı zorlanırlarsa oradan modeli takip edebilirler. Ayrıca patiğimde kullandığım malzemeleri tekrardan videonun alt kısmında paylaşımını yapacağım. Patiğimde ben ana renk olarak bulut mavisi renk kullandım ve yardımcı olarak da petrol mavisi ve ekru renklerini kullandım. Siz dilediğiniz zevkinize göre renklerinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca örmede 5 adet 2,5 numara şiş ve ilmeklerim içinde 1 adet ince uçlu tığ kullandım. 1 adet de makasımız var. Patiğimize burun kısmından ilmek atarak başlıyoruz. Normalde ben 37 numara için burun kısmından 10 ilmekle başlıyorum ama bu modelim benim kastığı için burun kısmından yarım tur döndürdükten sonra 12 ilmekle başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıranın sonunda düğüm attıktan sonra örgümüze arka yüzden ters örerek geliyoruz. Tüm ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyoruz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar ters ördük. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra boşta kalan şişimizi sol elimize aldıktan sonra burada örgümüzü şu şekilde buradaki başlangıç ilmekleri üst tarafa gelecek şekilde üst kısımdan tekrardan ilmek çıkartıyoruz. Buradaki ilmeklerden ilk ilmeği üstten batarak bir ilmek çıkartıp boşta kalan şişimize taktıktan sonra buradaki ilmeklerin hemen dibinden birer tane yine başlangıç kısmındaki ilmek sayısı kadar ilmek çıkartıyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek çıkarttık. Örgümüze bu kısımdan devam ediyoruz. Şişlerimize paylaştırarak şimdi ilk ilmekten itibaren 1, 2,
2 3 4 5 6 Diğer şişimize geçiş yaparak 6 ilmeği de diğer şişimize örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu sırada henüz arttırma yapmadan ilmeklerimizi sadece paylaştırarak örgümüze devam ediyoruz. Bir sonraki şişimize yine 6 ilmek örüyoruz. Son kalan şişimize de yine 6 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Bu kısımda başlangıç kısmının ipini ön tarafa getirerek sıramızın başını belirliyoruz. Bu sırada arttırma yaparak örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeği düz ördükten sonra bu kısımda delik olmayacak şekilde bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Kalan 5 ilmeğimizde yine düz örüyoruz. İkinci şişe geçiş yaptığımızda da ilk 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonunda 1 ilmeğimiz kalıyor. Sıra sonunda 1 ilmekten önce yine 1 tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz ve son ilmeğimizde düz örüyoruz. Diğer şişimize geçiş yaptığımızda da yine ilk şişte olduğu gibi 1 ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen sonrasında yine 1 tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Kalan 5 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Son ve dördüncü şişe geçiş yaptığımızda da yine ilk 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Son ilmekten önce yine bir tane ilmek atarak arttırma yapıyoruz ve son ilmeği de düz örüyoruz. Bu ilk arttırma sıramızı tamamladığımızda bir sonraki 4 şişteki ilmeğimizi tamamını düz örerek bu sırayı arttırma yapmadan tamamlıyoruz. Her bir şişteki ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. İkinci şişimizi de tamamladık. Üçüncü şişimizdeki ilmekleri de düz örüyoruz. Ve dördüncü şişteki ilmeklerimizi de düz örüyoruz.
tekrardan ipimizin olduğu kısımda sıra başındayız. Hemen ilk ilmekten sonra bir ilmek yine arttırma yapıyoruz. Kalan şişteki ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. İkinci şişimizdeki ilmekleri yine sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son ilmekten önce yine bir tane arttırma yapıp son ilmeğimizde düz örüyoruz. Üçüncü şişe geçtiğimizde hemen ilk ilmeği düz ördükten sonra bir tane yine ilmek atarak arttırma yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Dördüncü şişe geçtiğimizde de sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son ilmekten önce yine bir tane ilmek atarak arttırma yapıp son ilmeğimizde düz örüyoruz. Bu şekilde bir sıra arttırma yaparak ve bir sonraki sırayda düz örerek patiğimizin burun kısmını örmeye devam ediyoruz. Şimdi yine ipimizin olduğu kısımda sıra başındayız. Bu sırayı 4 çişteki ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İlk şişimizi düz ördük. İkinci şişteki ilmeklerimizi de yine düz örüyoruz. Üçüncü şişteki ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Ve dördüncü şişteki ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Tekrardan sıra başına geldik. Bu sırada yine arttırma yaparak devam ediyoruz. İlk şişteki ilmeğimizin bir tanesini düz ördükten sonra hemen yine bir tane artırma yapıyoruz. Kalan ilmekleri düz örüyoruz. İkinci şişteki ilmeklerimizi sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Ve son ilmekten önce yine arttırma yapıyoruz. Son ilmeğimizde düz ördük. Üçüncü şişte ilk ilmekten sonra yine arttırma yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Dördüncü şişe geçtiğimizde de sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüp son ilmekten önce yine artırma yapıyoruz. Artırmalarımızı delik olmayacak şekilde ilmek atarak yapıyoruz. Bir sıra düz örüp bir sıra artırma yaparak burun kısmını örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra sonunda yine bir ilmeğimiz kaldı. Yine bir tane ilmek atarak artırma yapıp
Son ilmeğimizde düz örüyoruz. Şimdi bu sırayı artırma yaparak tamamladık. Bir sonraki sırada artırma yapmadan 4 çişteki ilmeklerimizi düz örerek örgümüze devam edip şimdi bu sırayı da tamamladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimiz oldu. Her bir şişteki ilmek sayımız 13 olana kadar artırmaya devam edelim. Bir sıra düz örüp bir sıra artırma yaparak patiğimizin burun kısmını tamamlayalım. Patiğimizin burun kısmının artırmalarını tamamladık. Her bir şişimizde 13 ilmeğimiz var. İkinci renk olan ipimizi de sabitledik. Ekru renkli ipimi sabitledikten sonra sıra başındaki ilk şişimizin ilk ilmeğini açık mavi ipimizle örüyoruz. Sonrasında krem rengi ipimize geçiş yapıyoruz. Sıradaki 4 ilmeğimizi krem rengi ipimizle örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Mavi ipimizle devam ediyoruz. Sıradaki bir ilmeğimizi açık mavi ipimizle ördük. Tekrardan ekru ipimize geçiş yapıp 4 ilmek ekru ördük. Sırasıyla 1 ilmek açık mavi, 4 ilmek ekru. İkinci şişimize geçiş yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi yine ekru renkli ipimizle ördük. Yine 1 ilmek açık mavi, 4 ilmek ekru. Burada modelimizde kullandığımız ipleri 1-2 metre uzunluğunda keserek örgümüze bir engel olmaması için devam edebiliriz. 4 ilmek ekru ördük. 1 ilmek açık mavi. Tekrardan 4 ilmek ekru. 2. sıramızı tamamlarken yine 1 ilmek açık mavi örüyoruz ve bu şekilde modelimizin ilk kısmını tamamlamış oluyoruz. Burada 2 ilmek fazlalığım olduğundan dolayı bu şekilde aynı sırayı takip ederek diğer taraftan da yine sırama açık mavi ipimle devam ediyorum. Yani 3. şişteki ilk ilmeği yine ilk 2 şişte olduğu gibi İlmekler tekrarlayarak devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi açık mavi ördük ve 4 ilmek ekru örüyoruz. Tekrardan 1 ilmek açık mavi, 4 ilmek ekru. Bu şekilde İlmeklerimizi tekrarlayarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldik. En son 4 ilmek ekru ördükten sonra sıranın sonunda 1 ilmeğimiz kaldı. Bunda 1 ilmek açık mavi ipimizle örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra başında 2 ilmek açık mavi, kalan kısımlarda 4 ilmek ekru, 1 ilmek açık mavi olacak şekilde modelimizi uyguladık. Şimdi ikinci renk olan petrol mavisi ipimizde sabitleyerek örgümüze devam ediyoruz. İkinci renk olan petrol mavisi ipimizde sabitledik. Sıramıza ilk ilmeği petrol rengimizle örerek devam ediyoruz. 1 ilmek petrol, 1 ilmek açık mavi. 2 ilmek ekru,
Bir ilmek açık mavi. Bir ilmek petrol. Ve bu kısmı tekrarlayarak devam ediyoruz. Sırasıyla bir açık mavi. İki ekru. Bir açık mavi. Bir petrol. Tekrardan bir açık mavi. İki ekru. Bir açık mavi. Bir petrol. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi tekrarlayarak devam ediyoruz. İlk iki şişteki ilmeklerimizi bu şekilde örerek tamamladık. Bu kısımda dediğim gibi bir ilmek fazlalığım olduğundan dolayı yine buradaki ilmekleri sırasıyla aynısını tekrarlayarak diğer iki şişteki ilmeklerimizi de aynı şekilde örüyoruz. Yani bir petrol, bir mavi, iki ekru, bir mavi şeklinde değil. Şimdi en son bir petrol rengi ipimizle son ilmeğimizi ördük. Yine sıramıza yine petrol rengi ipimizle ilk ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. Yani aynısını burada da tekrarlıyoruz. Sırasıyla yine bu şekilde en son petrol ördük. Bir açık mavi, iki ekru, bir açık mavi, bir petrol şeklinde devam ediyoruz. Sırasıyla şimdi bir açık mavi, bir ilmeğimizi petrol ördük, bir açık mavi, iki ekru, bir açık mavi, bir petrol. Yine ilmeklerimizi tekrarlıyoruz. Bir açık mavi, iki ekru, bir açık mavi, bir petrol. Bu şekilde diğer şişteki ilmeklerimizi de yine tekrarlayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sırada yine petrol rengi ipimizle devam ediyoruz. Yani köşe kısımlarında iki tane petrol ilmeğimiz yan yana olacak şekilde modelimiz devam ediyor. Yine sıra başında bu kez 1-2 ilmek petrol örüyoruz. 2 ilmek açık mavi. Bu sırada ekru ipimizle devam etmiyoruz. Sırasıyla 3 ilmek petrol. 1-2-3. 2 ilmek açık mavi. Üç ilmek petrol. İki ilmek açık mavi. Diğer şişimizle devam ediyoruz. Bir ilmek daha açık mavi ördükten sonra yine 3 ilmek petrol, 2 ilmek açık mavi şeklinde ikinci şişteki ilmeklerimizde yine aynı şekilde örerek tamamlıyoruz.
Sadece bu kısımda dikkat etmeniz gereken model kısmında 3 ilmek petrol olan kısımlar köşe kısımlarında 3 değil, burada 4 ilmek şeklinde devam ediyor. Yine sıra başında 2 petrolle başladığımız bu kısmı ikinci şişimizde de 2 petrol olacak şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi 3 ilmek petrol ördük. Yine sırasıyla 2 mavi, 3 petrol. İki mavi, şimdi sıra sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Sıramızı tamamlamadan önce 2 ilmek petrol örüyoruz. Diğer şişten de geçiş yaptığımızda 2 ilmek petrolle modelimize devam ediyoruz. Yani fazla olan birer ilmeğimiz patiğimizin köşe kısımlarına denk gelecek şekilde modelin yerleştirmesini yaptık. 2 petrol ördük yine diğer şişimizden. 2 mavi. Sırasıyla yine 3 petrol, 2 mavi şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde devam edip sıramızı tamamlayalım. Aynı renk ilmekleri aynı renk iple örerek 4. sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi şu an ördüğümüz 4. sıramız bir önceki sırada ördüğümüz 3. sırayla aynı şekilde ördük. Şimdi bundan sonra öreceğimiz bir sonraki 5. sıramızda yine 2. sırayla aynı şekilde olacak şekilde devam ediyor. Ve 6. sıramızda yine 1. sırayla aynı olacak şekilde devam ediyor. Sıramızın başında ipimizin olduğu kısım sıramızın başı 1 ilmek petrol, 1 ilmek açık mavi. Tekrardan 2 ilmek ekru, 1 ilmek açık mavi. Modelimizi tekrarlayarak 1 ilmek petrol, 1 ilmek açık mavi, 2 ilmek ekru. Tekrarlayarak 1 ilmek açık mavi, 1 ilmek petrol, 1 ilmek açık mavi, 2 ilmek ekru. Bu 5. sıramızda bu şekilde tekrarlayarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sadece dikkat etmeniz gereken köşe kısımlarındaki ilmekler ilk 2 şişteki ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. Sıramıza başlarken diğer şişte de yine sıra başında olduğu gibi yine aynı renk ipimizle modelimize devam ediyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Modelimizin ilk 5 sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi 6. sıramızda yine 1. sırada olduğu gibi yine aynı şekilde devam ediyor. Sıramızın başındayız. İlk ilmeğimizi açık mavi ipimizle örüyoruz. Bu sırada sadece ekru ve açık mavi ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimiz açık mavi. Sonrasında ekru ipimizle 1, 2, 3, 4 ilmek ekru ördük. Sırasıyla yine 1 ilmek açık mavi, 4 ilmek ekru.
1 ilmek açık mavi, 4 ilmek ekru, 2 şişteki ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Sadece artan bir ilmeğimize yine 3. ve 4. şişte olduğu gibi sıramıza yine 1 ilmek açık mavi ile devam ediyoruz. Bu şekilde kenar kısmında 2 ilmek açık mavi, kalan kısımlarda 4 ilmek ekru, 1 ilmek açık mavi olacak şekilde modelimiz devam ediyor. Bu 6. sıramızda bu şekilde yine tekrarlayarak tamamlayalım. Modelimizin ilk 6 sırasını bu şekilde tamamladık. Bundan sonraki kısımda patiğimizin ara kısmında yine patiğimizin ana rengiyle 6 sıra boyunca ipimizin olduğu kısmı sıra başı farz ederek 6 sıra boyunca açık mavi ipimizle düz örüyoruz. Şimdi ilk sırasına başladığımız bu kısmı açık mavi ipimizle 6 sıra boyunca düz örüyoruz. Bu ara boşluğunda olan 6 sıramızda bu şekilde ördük. Şimdi bir kez daha buradaki modelli kısmın 6 sırasını ve boşluk olan kısmın 6 sırasında yine buradaki ayak bileği ayrımına kadar bir kez daha modelden uyguluyoruz ve 6 sırayı da düz örüp bu kısmı da buraya kadar olan kısmı da örüp tamamlayalım. Patiğimizin ayak bileği kısmındaki ayrıma kadar kalan kısımlarda örüp tamamladık. Şimdi yine sıramızın başındayız. Buradaki ilk şişteki tüm ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Artık bundan sonraki kısımlar patiğimizin alt taban kısmı düz bir şekilde devam ediyor. Sadece ön kısımda 2 sıra boyunca modelli kısmı uyguladık. İlk şişteki ilmeklerimizi düz ördük. Kalan ilmeklerimizi diğer şişe geçiş yapmadan dönüş yapıyoruz. Bu kez bir ön yüzden bir arka yüzden olacak şekilde örgümüze devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sırasıyla sayarak 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi düz ördük. Sonraki ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk şişteki ikinci şişteki ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Üçüncü şişteki ilmeklerimizin tamamını yine ters örelim. Ve dördüncü şişe geldiğimizde de sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar düz örüyoruz, ters örüyoruz. Şimdi sayarak yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters ördük. Kalanları düz örüyoruz. 6 ilmeğimiz kaldı. Bunu da arka yüzden de ön yüzden de her defasında düz örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz ördük. Dönüş yaptıktan sonra şimdi ön yüzde baktığımızda bu kısım bir diş oldu. Ayak bileği boyunca şu alt kısmı toplamda benim örgüme göre bu kısım 19 diş boyunca devam etti. Sizin örgünüze göre bu farklılık gösterebilir. Bu kısmı da düz bir şekilde sadece sıra başındaki 6 ilmek ve sıra sonundaki 6 ilmek haroşa olacak şekilde örüyoruz.
Kalan ortadaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu kısmı da arka topu kısmına kadar 19 diş boyunca örüp tamamlayalım. Patiğin taban kısmında 19 diş boyunca örüp tamamladık. Şimdi buradaki 52 ilmeğimizi 10 ilmek topu kısmının için ayırıyoruz. Kalan ilmek sayımızı da 2'ye paylaştırarak 42 ilmeğimizi 21 ilmek sağa, 21 ilmek sola olacak şekilde ayırıyoruz ve ortaya da 10 ilmek topuk için ayırıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ilmeğimizi ördük. Sonraki 9 ilmeğimizi düz örüyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte düz ördük. Bir ilmek sıra sonunda kesmiş olduk. Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi arka yüzden ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sıranın sonundaki yine 10. ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini birlikte ters örüyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmek kesmiş olduk. Şimdi 10 ilmekle git gel yaparak örgümüze devam ediyoruz. Bu sırada hem ön yüzde hem de arka yüzden birer ilmek kestik. Şimdi sıra başında yine bir ilmeği örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bu kez sıranın sonundaki 10. ilmeği yan taraftan da 2 ilmek alarak 2 ilmek keserek devam ediyoruz. Yani 3 ilmeği birlikte ördük. Döndüğümüzde ön yüzde çift kestiğimizde arka yüzden de çift keserek devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde yine bu kez bir önceki sırada çift kesmiştik. 10. ilmeği yan taraftan da 2 ilmek alarak birlikte 3 ilmeği ters örüyoruz. Şimdi bu topuk kısmında bir defasında tek keserek, bir defasında da çift keserek ilmeklerimizi kesmeye devam ediyoruz. Döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında sıra sonuna geldiğimizde bir ilmek de yan taraftan alarak yine tek ilmek keserek devam ediyoruz. Bu kısmı şaşırmadan bir defasında tek, bir defasında çift ilmek keserek topuk kısmını örmeye devam ediyoruz. Döndüğümüzde yine ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 8 ilmeğimizi arka yüzden ters örüyoruz. Sıra sonundaki 10. ilmeğimizi bir ilmekte yan taraftan alarak birlikte ters ördük. Bu şekilde bir defasında tek, bir defasında çift olacak şekilde topuk kısmını örmeye devam edelim. Ve şu haroşa olan kısma kadar ilmeklerimizi keserek bu kısmı da tamamlayalım. Topuk kısmının buraya kadar olan kesmesinde haroşa kısmına kadar örüp tamamladık. Şimdi bu kısımda kesmelerimizi haroşa şeklinde devam ediyoruz. En sonki ilmeğimizi 2 ilmek kestikten sonra sağda 6 ilmeğimiz ve solda da 6 ilmeğimiz kaldı.
Bu kez bu kısmı haroşo şeklinde kesiyoruz. Ben haroşolarımı düzden ördüğüm için bu kısmı her defasında hem ön yüzde hem arka yüzde düz örerek devam ediyorum. Önce sıra sonuna kadar yine düz örüyoruz. Bir önceki sırada çift kesmiştik. Sıranın sonundaki 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte düz ördük. Tek ilmek kestik. Döndüğümüzde sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz ve arka yüzde de bu kez ilmeklerimizi düz örüyoruz. 8 ilmek düz örüyoruz. Sıranın sonundaki 10. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ters ördük. Döndüğümüzde sıra başındaki ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz. Artık sağda ve solda 5'er ilmeğimiz kaldı. Bu kez bu 5 ilmeğimizi eksilterek örgümüze devam ediyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. 1 ilmek de yan taraftan alarak 3'ünü birlikte sıra sonunda düz ördük. Döndüğümüzde yine bu kısım haroşo şeklinde devam ediyor. O yüzden sıra başı ilmeğini örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak 3 ilmeği sıra sonunda birlikte düz örüyoruz. Bu kez sıra sonlarında 3'er ilmek birlikte örerek orta ilmeklerimiz eksilerek devam ediyor. Sıra başı ilmeğini örmeden aldık. Sonraki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Bunlar ortadaki ilmeklerimizden. 1 ilmek de yan taraftan alarak 3'ünü birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde her defasında orta ilmeklerimiz eksilerek İlmeklerimizi kesmeye devam ediyoruz. İlk ilmeği yine arka yüzden örmeden aldık. Sonraki 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmek orta ilmeklerden, 1 ilmek de yan taraftan alarak 3'ünü birlikte sıra sonunda düz ördük. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi kesene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Tekrardan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.